İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki aşırı sıcaklık Kaysa adını engellemiyor. Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki nispeten sakinlik devam ediyor. Cavak'ta küçük ve büyük hançalı arasındaki yolun asfaltlaması devam ediyor. Türkiye Milli Güvenlik Kurulu bölgesel meseleleri tartıştı. Ermenistan Cumhuriyeti aleyhine yeni eleştiriler. ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye S-400 alımından dolayı yaptırım teklifinde bulunan tasarıyı kabul etti. 1993 yılının bugününde Ermeni Silahlı Kuvvetleri Agna Agdam'ı kurtardı. Batı Ermenistan'daki Sivasili'nin Gül'ün ilçesinde Kaysa Sadı başladı. Digranagert Agert, Diyarbakır'da termometre 48 dereceyi gösterdi. Basra kaynaklı sıcak havalar Diyarbakır'da hayatı olumsuz etkiledi. O yüzden kronik hastalar ve yaşlıların özellikle sıcak havalarda daha da dikkatli olmaları gerekmektedir. Yerzinka Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan dünyanın ikinci büyük kanyonu Karanlık Kanyon'da kurulan Zeplin'e attı adrenalin tutkularının ilgisini görüyor. Yerli ve yabancı turistlerle dolan Karanlık Kanyon'da vatandaşlar önce Zeplin'e ardından tek tekne keyfi yaşıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Sözcüsü Şuşan Stepanyan'ın belirttiğine göre 22-23 Temmuz gecesi Ermenistan-Azerbaycan sınırından nispeten sakin geçti. Stepanyan, düşman sınırın bazı bölgelerinde ateşli silahla ateşkesi 6 kez ihlal etti. Ermeni siperlerinin yönüne yaklaşık 43 kez ateş açıldı. Ateşkes, Çinari, Movses, Nerkin, Garmirahbir köylerinin yönündeki askeri konumları 5, Zangagadun yönündeki askeri konum ise bir kez ihlal edildi. Savunma Bakanlığı sözcüsüne göre ateşler hedef gözetilmeksizin gerçekleştirildi. Cavahkan Ninosminta Belediyesi'nin büyük ve küçük Hancalı köyleri arasındaki yol asfaltlanıyor. İnşaat çalışmaları devam etmektedir. Met Hançalı'dan Küçük Hançalı köyüne giden yolun asfaltlanması için 1.295.295 gel ödenek ayrıldı. Yol inşaatını Cavak Afto Gıza adlı şirket üstlenmiş durumdadır. Ninosmita Belediyesi ihaleye 1.455.714 gel teklif etti. Ancak şirket ihale sırasında miktarı 160.419 gel ile azalttı. Cavak Avto Gıza adlı şirket ihalede tek katılımcıydı. Sözleşme 19 Mayıs 2020'de imzalandı. İş sözleşmenin imzalanmasından 3 ay sonra tamamlanmaktadır. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Milli Güvenlik Kurulu oturumu sırasında Ermenistan Cumhuriyeti-Azerbaycan sınır gerginliği de gündemdeki bazı konular arasında tartışıldı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada Ermenistan Cumhuriyeti'nin sözde barışı bozan ve uluslararası hukuk aykırı olan saldırganlığı eleştirildi. Ermenistan saldırgan duruşuna son vermeli, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmeli dendi. Türk halkı kardeş Azerbaycan'ın adil mücadelesinde aldığı her türlü karara sahip çıkacak. Son zamanlarda Türkiye Cumhurbaşkanının temaslarında savaşa susamış açıklamalar olağan oldu. Ancak Erdoğan Ermenistan Cumhuriyeti'ni ne kadar da suçlamaya çalışırsa yine de gerçeklerden kaçamaz. Ermenistan Cumhuriyeti kendi sınırlarını koruyor ve iki Türk devletinin başkanlarının sinirli davranışlarını değerlendirerek Ermeni ordusunun görevlerini açıkça yerine getirdiği varsayılabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi Türkiye'ye S400 alımından dolayı yaptırım teklifinde bulunan tasarıyı kabul etti. Tasarı, iki Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi tarafından sunulmuştu. 125'e karşı 295 oyla kabul edilen tasarıda S400 tesliminin mevcut Amerika Birleşik Devletleri yasalarına göre yaptırım gerektiren önemli bir anlaşma olarak kabul edilmesi öneriliyor. Tasarıda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a S-400'lerin alınmasından dolayı Türkiye'ye Amerika'nın hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele yasasının uygulanması çağrısı yapılıyor. Tasarının yasalaşması için senatodan geçip Trump tarafından imzalanması gerekiyor. Arsak Savaşı'nın başından itibaren Adam şehri Azerbaycan'ın büyük bir askeri üssüne dönüştü. 1991'in 23 Şubat'ında Azeriler hiçbir direnişe rastlamadan Adam'da görevlendirilen Sovyet Silahlı Kuvvetleri'nin 4. Ordusu'nun askeri defolarını işgal ettiler. Sonuç olarak 728 vagon topçu mermisi, 245 vagon roket güdümlü el bombası ve 131 vagon atışlı silah Azerbaycanlıların eline geçti. Karşılaştırmak için Sovyet Ermenistan topraklarında sadece 500 vagon mühimmat vardı. Çoşi'nin kurtuluşundan sonra Stefana Gerdin ve Ağdam'a komşu olan yerleşimlerinin güvenliğini sağlamak için Artsah Öz Savunma Kuvvetleri'nin görevi düşmanın Ermeni yerleşimlerini 152 mm'lik uzun menzilli toplarla ve Grad füzeleriyle düzenli olarak bombaladığı Ağdam'ın askeri üslerini ortadan kaldırmaktı. Ağdam her şeyin yanı sıra güçlü bir iletişim merkeziydi. Böylece o Azerbaycan üssünün yok edilmesi konusu her geçen gün olgunlaştı. Karvacar ve Martagert'in kurtuluşundan sonra Ermeni kuvvetleri Ağdam'ın kurtuluşuna başladı. Adam'ın kurtuluşu Artsax'ın tüm savunma bölgelerinin katıldığı bir bütünsel ordu operasyonuydu. 4 Temmuz 1993'te Ermeni güçleri Adam için kurtuluş operasyonunu başlattı. Aynı gün Adam kuşatmasını durdurmaya çalışırken düşman askerin Martaget ve Hadrut yönünde güçlü bir saldırı başlattı. Ancak sonuç olarak Adam için olağanüstü önemli olan Shellin tepelerini kaybetti. Ağdam'ın çevreleyen ve daha sonra Ermeni kuvvetlerinin kontrolü altına giren tepeler için yaklaşık 20 günlük şiddetli çarpışmalar sürdü ve ardından Ağdam'ın Azerbaycan birliklerinin üzerine tam bir abluka tehlikesi oluştu. Azeriler tamamen yenilmekten kaçınmak için geri çekilmek zorunda kaldı. 23 Temmuz'da Arsak Savunma Ordusu birimleri şehre girdi. Adam'daki askeri operasyon sonucunda Stepan Agert askeren ve çevre köylerden uzun menzilli topçu ve diğer topçuların bombardımanı tehlikesi ortadan kaldırıldı. Düşmana askeri, ahlaki, psikolojik bir darbe vuruldu. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Agun adlı topluluğun seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Erevan Bağemarel adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.